Avrupa'nın en büyük e-ihracat konferansı 5. kez İstanbul'da düzenlendi. Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen DHL Uluslararası E-İhracat Konferansı İstanbul Kongre Merkezi'nde bugün de devam ediyor. Konferans 12 ülkeden 36 konuşmacının yanı sıra 4000'den fazla katılımcıyı ağırlıyor. Etkinlikte Türk ihracatçıların global pazarlara açılma stratejileri de ele alınıyor. Konferansın detaylarını WorldEF Başkanı Ömer Nart'a sorduk. 2017'den beri senede iki defa bu konferansları gerçekleştiriyoruz. Bugün bu konferansta Google Global'den yetkililer var. Google'un yurt dışı pazar araştırması konusunda geliştirdiği ürünü Market Finder'dan bahsedecekler. Diğer yandan Avrupa'nın en büyük 5. e-ticaret platformu Allegro'dan Damian Zaplata burada Polonya e-ticaret pazarından bahsedecek. DHL, Mastercard, TGMAX gibi birçok kuruluş burada e-ihracatın nasıl yapılacağına yönelik birçok bilgiler paylaşacaklar. Sunumlar ve paneller olacak bugün. E-ihracat Türkiye ihracatında ne kadarlık bir paya sahip? Bu pay artacak mı? Öncelikle Türkiye'de gerçekten e-ihracat konusunda son yıllarda ciddi bir atılım var. Dünyada en hızlı büyüyen ilk 5 ülke arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla bizler için de bu çok güzel bir fırsat oluyor. Her geçen konferansta yeni yeni katılımcıların e-ihracat konusundaki istekliliğini görmek açıkçası bizleri de çok çok mutlu ediyor. Dolayısıyla konferans çok güzel bir şekilde başladı. Artık müşteri ve tüketici ihtiyaçları değişiyor. Şimdi böyle olunca öncelikle 1 trilyon dolarlık bir pazar var. Türkiye'de bu pazardan payını almak istiyor. Çünkü çok çeşitli ürünlerimiz var. Gerçekten bunları, kaliteli ürünleri tüm dünyaya ulaştırabilme şansımız var. Ticaret hacmini arttırmayı hedefleyen firmalar e-ihracat pazarında Türkiye'nin güçlenmesine yoğunlaşıyor. Kas pazarına baktığımızda özellikle e-ticaretteki büyümeye baktığımızda %15'ler civarında bir büyüme görüyoruz. Türkiye bunun çok üstünde bir büyüme gerçekleştiriyor. Yaklaşık senelik olarak %40'ın üzerinde bir büyüme gerçekleştiriyor. Bu da aslında Türkiye'nin dijital ortamda ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu bize gösteriyor. Ayrıca bu gibi eventlerin, bu gibi etkinliklerin aslında temel faydası çevre ülkelerden de gelen kişilerin bunlara katılıyor olması ve bizim çevre ülkelerle de ihracatla da bağlarımızı kuvvetlendirerek Türkiye'nin dışa dönük yaptığı ihracatı arttırabiliriz. Bunun önünde hiçbir engel yok ve çevre ülkelerdeki bu işbirliklerini özellikle dijital ortama taşıdığımızda e-ihracat gibi neden bir Amazon, neden bir Alibaba Türkiye'den çıkmasın bu bölge için diyebiliriz.